dedim de. Ya bir şey söyleyeceğim bak, bunu bilmiyorum yani, bunu bana Fatih Kuşçu anlattı. Ne o? Kesin doğrudur o anlattığı için. Benim de böyle bir hayalim var yani. Bak bir Beyin Sports'a falan buradan sesleniyorum. Ya da bu işleri aslında Fuat abi yapar. Yani bir şekilde bunu çok samimi söylüyorum, ciddi bir şey söyleyeceğim. 1900, yalan olmasın, 66 Dünya Kupası mı? 70 Dünya Kupası mı? Birisinde Abidin Dünya diyorlar ki, maçı sen yani yönetmen olur musun? Sinema. O zaman sinema şeyi. Hatırlıyorum. Abidin diyor, mutluluğun resmini çizebilir misin? Tabii. Abidin var ya. O da sahayı çiziyor ve kameraları yerleştiriyor yani. Şuraya kamera, buraya bilmem ne filan diye. Fatih Kuş'un anlattığına göre ya, bugünün kamera sistemlerine çok yakın. Ya, bakış açısı var ya, vizyon. Hı hı. Mesela hakikaten yani imkan olsa ve kabul ederse Nuri Bilge Ceylan'a filan maç çektirmek lazım. Bir şey söyleyeyim mi? Nefis fikir ya. Bayıldım. Ya hakikaten şey bayıldım. Bak, adam olağanüstü şey yani, muhtemelen topu falan kaçırır da. Yani topu filan topla bağırmaz da. Şöyle, ya mesela adamın yüzündeki filan ifadeleri filan olağanüstü. Koşu mesafelerine öncelik verebilir. Şu yapılabilir. Mesela Çağınırmağı bir maçı hikayesini çektireceksin komple. Direkt Nuri Bilge Ceylan'ın olduğu gibi hikayesini çektireceksin. Ortaya müthiş şeyler çıkar. Bak, evet. Hakikaten harika şeyler 66 çıkar. Dünya Kupası. İlker, biz kültür fizikte onu yapmıştık bir dönem. 66 Dünya Kupası için. Evet. İlker, biraz detay ver oğlum bana. Şimdi bak. Süper. Ben eğer Beyin Sports, yani yayıncı kuruluşun yönetmeni olsaydım. Çok güzel hikaye. Yayın müdürü veya şey yapsaydım. Diyeceksin ki sen oldun, niye yapamadın? Biz yapamadık. Çünkü büyük organizasyon gerekiyor. Yani gideceksiniz, tabii. Nuri Bilge Ceylan'la görüşeceksiniz veya işte Bahsettin Çağlar'ın aklı. Bir tane maçın nasıl, hikayesi. Nasıl görür acaba? Evet. Bir maçı o çekecek. Evet, hikaye. Tamam, sen canlı yayında başkasını ver. Yok. Ama maçı 90 ertesi gün o 90 dakikayı başka türlü bir gözle ver. Bence çok değişik olabilir. Ya sabahtan taraftarın gelişi, stada gidişi, işte atıyorum maç Vodafone'a. Yok, onu yapmayacak. Vapurda. Hayır, o stadın etrafında. O ayrı bir şey bak. Bak, bu da bambaşka dakika olur ama. O bambaşka ama, o belgesel olur. Ben onu demiyorum. 90 dakika bir maçı tabii, bu tip bir yönetmenden görelim abi. Bu kafayla. Bu kafayla. Çünkü onun başka bir kafası var adamın. O başka bir şey bakıyor. Yani o bizim yönetmenlerimiz, çok iyi yönetmenlerimiz var ama ya adam maç çekiyor şimdi. O başka bir şey. Alışık ona, olduğundan çok yarın, başka bir şey çıkar. Onu ortaya. Yarın tenis maçına gönder. Orada da adam maç çekiyor yani. Ama böyle sanat yönetmeni, yani film yönetmeni başka bir şey çekebilir diye hep düşünmüşümdür. Ne dersin Erbocuğum? Beğendin mi fikrimi? Bayıldım ya. Bak hakikaten şu an kafamda onu canlandırıyorum. Ortaya harika şeyler çıkar. Çok minimalist sinema konusunda çok iyidir demiş Çağlarcan Cengiz Nuri Bilge Ceylan için. Minimalist ya. Hikayeler çıkar ortaya yaparsa demiş. Yani bak bir maçı çeksin. Bence olağanüstü bir şey çıkar ortaya. Ve çeşitlendirelim. Yani Yılmaz Erdoğan bir tane çeksin. Mahsun Kırmızıgül bir tane çeksin. Çeksin yani. Farklı ama maç çekecek yani 90 dakika. Yani dakika değil. Bahsettiğim belgesel değil o. Anladım dediğini ben sana. Bildiğin adam maç çekecek kardeşim. Tamam. Sınırlanmak yani, zorunda kalmayacak. Evet abi. Evet. Böyle maç çekecek. Ve ona diyeceksin ki abi, mesela diyecek ki yani normal maçlar 18 kamerayla falan çekiliyor ya. Hı hı. Diyecek ki mesela belki de diyecek ki ben 2 tane istiyorum. Bilemiyoruz yani. Onu artık kendisi bilir. Belki diyecek ki ben 35 tane istiyorum. Onu da sağlayabileceksen eğer çok değişik ve çok güzel bir şey olur. Hatta gerekirse onun sinopsis dediğimiz küçük küçük notlarını da bir hazırlık karşılaşması düzenleyeceksin federasyonda, orada burada bir sahada. Gerçekten şaka yapmıyorum. Bir genç takım maçında falan adam belki deneyecek. Çok güzel olur. İlker atmış onun özetini. Evet, 1966 Dünya Kupası'nda gerçekten de Abidin Dino çizmiş. Abidin Dino'dan istenmiş. Harika. Doğru, kültür fizik programında biz bunu istemiştik. Evet, Cem Koparan'da demiş ki Zeki Demirkubuz da çok güzel. Evet, Zeki abi. Bak, Zeki Demirkubuz çok iyi maç çeker. Çünkü evet. Çok iyi de futbol bilir. Çok iyi Beşiktaşlıdır. Çok iyi Beşiktaşlıdır, futbol da bilir. Çok iyi Spartalıdır bu arada. Evet. Aynen öyle. Ya bu hikayeye bayıldım ben ya. Teşekkür ederim Erbocuğum. Sağ ol. Hakikaten ortaya harika bir şey çıkarılabilir. Arada sana bir vizyon var bizde de, bakma sen. Estağfurullah abi, her zaman saygı duyuyoruz. Yok canım. Bu dediklerin var ya, çok genişletebiliriz yani, evet. Baktığımız zaman şu İngiltere'ye gidip Mesut'la bir şey yapacaksın falan. Londra'da bir gün Zeki Demirkubuz falan. Bak. Ortaya ne çıkar ya? Çok... Hani iyi bir yönetmenle böyle maçlarla ilgili çekim yapmakla ilgili diye üniversite öğrencileri falan yazmış Serdar abi. Abi valla ben bilmiyorum yani, şeyci olsam yaparım valla, bir yönetmen okul olsam. Okul projesiyle falan yapalım diye yazanlar abi olmuş. Abi okul projesiyle zor şey olur yani. Buna böyle üst düzey bir yönetmen lazım. Bu arada Osmanlı Spor Otağı var. Nuri Bilge Ceylan meselesi bayağı tutmuş ha. Yani Nuri Bilge Ceylan'ın bir maç çekmesi bence çok değişik bir şey olur. Çağınırmak. Ama şey değil bak, tekrar ediyorum. Yani maç sen önü, maç bir maçın maç. Hikayesi falan değil. 90 dakika abi. Bildiğim maçı çekecek abi adam. Yani şimdi bunu kim, Musa abi mi çekiyor? Musa abinin yerine bana görüntüyü o verecek. Onu zihninden, beyninden alacağım. Evet, onu söylemeye çalışıyorum ben.